Öncelikle bu çalışmaya, projeye emeği geçen bütün hani sivil toplum örgütlerine, elbette başka yerel yönetimlere çok teşekkür ediyorum. Şunu söylemeyi çok gerekli buluyorum. Türkiye'de çocukları önemseyen bir toplum değiliz. Yani bunun bir kere yani bir somut bilgi değil elbette ama bir değerlendirme olarak bir köşeye koymamız gerekiyor. Çocukların eğitim sorunlarını çok konuşan, eğitimde işte şu kadar çocuk sıfır çekti, şu şöyle oldu, uluslararası bir takım eğitimle ilgili değerlendirme testlerinde Türkiye çocuklarının başarısı şuralarda geziyor falan gibi sürekli medyaya, sosyal medyaya yansıyan haberler diyoruz. Ama eğitim sorunlarının, çocuklarının sağlık meselelerinin önüne geçmesi gerçekten bana çok tuhaf geliyor. Yani samimi konuşmaya çabalıyorum. Çocukların hep önemli olduğunu söyleriz. Tamam, çocukluk çağında sağlıklı bir çevrede büyümenin, sağlıklı beslenme imkanlarına kavuşmanın ne kadar kıymetli olduğuyla ilgili çok çeşitli açılardan gelen akademik bilgilere sahibiz. Şunu öncelikle belirtmek istiyorum. Çevre kirliliği, iklim krizi gibi büyük meselelerin odak noktası çocuklar. Özellikle 5 yaş altı çocuklar, anne karnı dönemi dahil buna. Çocukların metabolizması biz yetişkinlerden farklı çalışıyor. Hem fiziksel hem zihinsel sağlığı korumak için çocukların sağlıklı beslenme imkanına kavuşmasını sağlamak bir tercih değil, bir mecburiyettir. Yani bunu tercih noktasından tartışmamalıyız. Buna bütçe ayırmak kesinlikle yapılması gereken, öncelikle yapılması gereken bir mesele olarak görmeliyiz. Çocukların yaşayacağı sağlık sorunlarının hem iklim değişikliği hem kimyasal kirlilik, ağır çevresel tahribata bağlı olarak yetişkinlere kıyasla çok daha fazla olacağı bir somut bilimsel bilgidir. Şu anda dahi dünya genelinde iklim değişikliği kaynaklı bir takım olumsuz olayların %88'i 5 yaş altı çocukları etkiliyor nüfus olarak. Bak bunlar bizim ülkemizde de böyle. Yani biz bunlardan ayrışık bir yerde durmuyoruz. Özellikle son bir yıla çok ağır bir şekilde damgasını vuran gıda krizi, gıda fiyatlarındaki 2 katı, 3 katı, 4 katı artışların en geniş etkilediği kesim çocuklar. Biz çocuk nesli gerçekten kaybetmek üzere. Mevcut siyasal iktidarın bu konuya çözüm sağlayacak bir yaklaşımı yok. Bu konudaki yasak tekliflerini reddediyor. Ama gerek genel yönetimler, gerekse STK'lar, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, yani bu meseleye duyarlı olması gerektiğini düşünüyoruz. Kurumların kesinlikle bu konuyu sahipsiz bırakmaması gerektiğini çok önemsiyorum. Bu bir hak mücadelesi aynı zamanda. Bu yangına, bu soruna ne kadar çare üretilebilirse çok kıymetli. Ben emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Devamlılığın gelmesini şiddetle arzuluyorum. Çok teşekkür ederim.